Sevgili öğrenciler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 32. haftanın konusu olan Osmanlı'da toprak mülkiyeti ve çift çifthane sistemi konusunu e, işlemeye çalışacağız. Yani bugün çift çifthane sisteminden, Osmanlı'daki zirai yani tarım e, üretiminin sürdürülebilmesinden e, bilgiler vermeye çalışacağız. Ders kitabımızda sayfa 175'te bu konuyu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz tımar sisteminden de bahsedeceğiz. Tımar sisteminin peşine gelen e, iltizam sistemi. Ondan sonra da çiftane sisteminin nasıl ortaya çıktığından bahsetmeye çalışacağız. 7. ünitenin 3. konusu Osmanlı'da toprak mülkiyeti ve tarımsal üretim konusu arkadaşlar. Ee, biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti aslında nasıl bir devletti? Ee, tarımla ayakta duran, temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu bir devletti. Ee, ne yazık ki sanayileşememiş, e, tarım metotlarını kullanan bir devlet olarak bizim karşımıza çıkmakta. Özellikle tarımsal verimliliği arttırabilmek, tarımsal üretimi devam ettirebilmek için ee, Selçuklu Devleti'nden devraldığı ıkta sistemini tımar sistemi adı altında aslında Osmanlı Devleti uygulamaya çalışmıştır. Bu sistemin adını bilelim arkadaşlar tımar sistemi topraktan beslenen asker de demektir aslında. Yani özetle tımar sistemi nedir diye bir soru gelirse şöyle cevap vermemiz gerekiyor. Ee, mesela savaşlarda başarı göstermiş kişilere padişah tarafından bir bölgenin e, Toprakları veriliyor. E, o topraklar zaten miri arazi içerisindeki topraklar, yani devlete ait olan topraklar. E, bu miri arazi içerisindeki dirlik dediğimiz maaş karşılığı verilen e, arazinin bir bölümü olan tımar veriliyor. Mesela ben savaşlarda e, başarılı gösterdim. Padişah bana e, atıyorum. Canik Sancağı'nın yani Samsun bölgesinin tımar hakkını verdi diyelim. Ben gidiyorum, buranın tımar sahibi benim artık. Ben ne yapacağım burada? Ben bölgedeki köylülere bir çift öküzle sürülebilecek arazi veriyorum. Köylüye fazla arazi vermiyorum, zenginleşmesin diye... Az arazi vermiyorum fakirleşmesin diye. Bir çift öküzle bir hane doyacak şekilde, karınlarını doyuracak şekilde, hayatlarını devam ettirecekleri şekilde onlara arazi tahsis ediyorum. Tımar sahibi olarak arazi tahsis ettikten sonra onlara tohumluk, işte araç gereç, yani tarlayı ekip biçmeye yarayacak olan bütün alet elevat imkanlarını da sağlamaya çalışıyorum. Sonra köylü tarlayı ekiye biçiyor. Ondan sonra hasat zamanı Ürün çıktığında ben tımar sahibi olarak ne yapıyorum? Geliyorum Müslümansa öşür yani onda bir gayrimüslimse haraç beşte bir adında ben ürün vergisini buradan e, köylüden alıyorum. Köylü köylünden almış olduğum vergi benim maaşım. Yani tımar sisteminde bir köylü üretim yaptı e, aş yaptı yani evine ekmek götürdü iki. Ben devlet memuru olarak köylüden topladığım vergiyle kendi maaşımı çıkarttım. Yani devlet bana ana kasasından maaş vermiyor. Üç, vergi topladım. Yani devletin taşrada vergi toplama sorununu ben tımar sahibi olarak ne yaptım? Hallettim. Şimdi dört, ben buradan vergi olarak maaşımı aldım. Benim maaşımın da bir vergisi var. O zaman ben de maaşımın vergisi oranında devlete cebelü dediğimiz atlı asker yetiştiriyorum bu atlı askerlerle beraber savaş zamanı padişahın ordusuna katılıyorum tabi önce sancak beyi sonra eyalet sonra da padişah ordusuna katılıyorum. Savaş olmadığı zamanlarda ise bölgenin emniyetini ve asayişini sağlıyorum. Yani tımar sistemiyle hem köylü üretim yaptı, hem benim yani devlet memurunun e, maaşı karşılandı, hem vergi toplama sorunu ortadan kalkmış oldu. Hem bölgenin emniyeti, asayişi sağlandı, hem de devlete savaş zamanı bedavadan atlı asker yetişti. Yani burada saatin çarkları gibi arkadaşlar üretim çarkı döndüğünde diğer çarkların hepsini döndüğünü görüyorsunuz. Peki bu sistem 17. yüzyılda da duraklama dönemiyle beraber aslında Osmanlı devletinin savaşlarının uzun sürmeye başlaması ve birçok savaşın kaybedilmeye başlamasıyla devletin nakit paraya ihtiyaç duyulması sebebiyle Osmanlı devleti tımar topraklarını iltizama dönüştürecektir ki iltizam da bölgenin vergisinin peşin alınma ihale usulüyle satılması demekti arkadaşlar. Sonra 3 yıllığına veya 5 yıllığına bölgenin vergilerini satıyor. E, i̇ltizama alana da mültezim deniyor. E, ne oldu? Daha sonradan devletin daha çok nakit paraya ihtiyacı olduğunda bu 3-5 yıllık ömür boyluğuna verilmeye başlandı. Yani burada da çiftane sistemi kurulma, kurulmaya başlandı diyebiliriz. Şimdi tarımsal üretim ve çiftane sistemi. Şimdi çiftane sistemi Osmanlı Devleti'nde temel vergi ve toprak sistemi çifthane denen bir sisteme dayanmaktaydı. Çifthane bir çift öküzle işletilebilen ve bir köylü ailesinin işletiminde olan arazi birimine verilen isimdi. Bu özel vergi tahrirlerde ve vergi sayımlarında diğer vergilerin hepsinden önde gelmekteydi Osmanlı devletinde. Devletin düzenli aralıklarla tahrir yani nüfus sayımı yapmasının en temel sebeplerinden biri var olan ekonomik düzenin devamını sağlayabilmek. Yani kaç tane köylümüz var? Kaç kişiden vergi alacağız? Bunun tespiti. Çünkü eğer bir köylü ailesi veya bir çift arazisi verilen kimse toprağını devletin müsaadesi olmadan terk edip başka yere göçerse, göç ederse devlet derhal o arazinin yeniden ekimi için başka kimseleri oraya yerleştirirdi. Belirtilen arazi kesinlikle bölünmez, bölüştürülemezdi çiftin bölünmesi halinde hükümet veya tımar sahibi çift vergisini düzgün toplaması olanaksız hale gelirdi. Zaten toprağı sebepsiz yere terk edenden çift bozan vergisi alınıyor. Hani ürün, ürün üzerinden öşür vergisi alamıyorsanız çarkların dönmesi sistemin devam edebilmesi için e, tarlayı bozarsa ekmezse ondan çift bozan vergisi alırsınız. 3 yıl sebepsiz yere ekmezse de tarlayı direkt kendisinden alırsınız. Çünkü burada önemli olan üretimin devam etmesidir. Osmanlı devletinde ekonomi anlayışı devlet anlayışıyla yakından ilgilidir. Ekonomik faaliyetlerin tümü re'ayanın yani halkın sıkıntıya düşmeden bolluk içinde yaşamasına yöneliktir. Temeli tarıma dayalı olan Osmanlı ekonomisinde toprak oldukça önemliydi. Osmanlı devletinde Tet edilen topraklar divan üyesi nişancı tarafından tapu tahrir defterlerine kaydedilirdi. Böylece devlet arazisi yani miri arazi haline gelen bu araziler işletmek koşuluyla kime veriliyor? Reaya'ya bırakılıyor. Reaya vergi ödemek koşuluyla bu dağıtılan araziler çiftane sistemi içerisinde değerlendirilirdi. Bakın bu arazilerde arazinin tapusu devlete aittir. Arazinin tasarrufu köylüye aittir. Arazinin vergisi tımar sahibine aittir diyebiliriz. Çiftane sistemiyle her bir hanenin işleteceği arazi ve ödeyeceği vergiler tespit edilirdi. Çiftane birimi üç unsurdan oluşuyor. Bunlar devletin işletme koşuluyla verdiği arazi, bu araziyi işleten hane halkı ve arazinin koşum gücü olan bir çift öküzdü. Bu üç öğe çiftane sistemini dolayısıyla da vergiye tabi bir üretim ünitesini de oluşturmaktaydı. Devlet çiftane sistemiyle toprağı sürekli işleterek boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimi artırdığı gibi düzenli bir vergi sistemi de burada aslında ürün üzerinden oluşturmaktaydı. Bu sistemde topraklar devletin kontrolünde olduğundan büyük toprak sahiplerinin yani o ağların ortaya çıkması da aslında bu sistemle müsaade edilmemiştir. Yani köylüye evini geçindirebilecek kadar bir gelir aslında burada sunuyor. Hani kimseye muhtaç olmayacak bir gelir sunuyor. Az vermiyor fakirleşmesin diye çok da vermiyor. Zenginleşip güç sahibi olup isyan etmesin diye. Devlet çiftane sistemi ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla tedbirler alır. Bu tedbirlerin başında toprağı boş bırakmanın yasaklanması gelmektedir. Yani toprakta ne yapması gerekiyor? Üretim yapması gerekiyor. Üretimin sürekliliği için sürekli denetimler yapılıyor. 3 yıl toprağa işlemeyen çiftçiden çift bozan vergisi alındığı gibi bu çiftçinin toprağı da başkasına ...verilirdi e, sistemin devam edebilmesi için. Çünkü üretirse öşür vergisi veya haraç vergisiyle sistemi devam ettirebiliyorsunuz. Ama üretim yapmazsa da çift bozan tarla, çift tarlayı bozduğu için... ...çift bozan vergisi alıyorsunuz yine sistemi devam ettirmeye çalışıyorsunuz. E, özellikle arkadaşlar dediğimiz gibi... Duraklama dönemiyle beraber tımar topraklarının artık iltizama yani bölgenin vergisinin peşin alınma usulüne dönmesiyle beraber bu çift tane sistemi yani tımar sistemi, toprak sistemi Osmanlı devletinde ne yazık ki bozulmaya başlayacaktır. Ee, sanayileşen, e, endüstri, endüstrileşen e, Avrupa karşısında da artık toprak sistemi geri planda kaldığı için Osmanlı'nın e, duraklamadan sonra ne yazık ki güç kaybetmesine de sebebiyet verecektir. Ama kuruluş ve yükseliş dönemlerinde Osmanlı'yı Osmanlı yapan en önemli sistemlerden bir tanesi Osmanlı'daki toprak sistemidir. O dönem için olağanüstü bir gelir getirmiştir, denetim getirmiştir, asayiş getirmiştir, güç ve kuvvet getirmiştir diyerek bu dersimizi bitiriyorum. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın gençler.